Kıymetli takipçilerim ve izleyiciler, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'da görür görmez yaptığım patatesli çörek tarifini paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Hamuru yoğuracağım kasenin içerisine ılık su, toz şeker ve mayayı koyduktan sonra karıştırdım. Daha sonra kapağını kapatıp 10 dakika kadar bekletiyorum. Karışım beklerken ben de bu esnada patatesi pişireceğim. Kabuklarını soyup küp küp doğramış olduğum patatesin üzerine geçecek kadar su koyup kaynamaya başladıktan sonra tuz koyduktan sonra pişmeye bıraktım. 10 dakikanın sonunda kasenin içerisine sıvı yağ, yoğurt ekledim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. 2 su bardağı ılık suyun içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 silme yemek kaşığı da toz maya koydum. Bu karışımı 10 dakika beklettikten sonra içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt ekledim. Malzeme listelerini mutlaka video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaşıyorum. Ses kaydederken zaman zaman yanlış söyleyebilirim. O yüzden video altında açıklama bölümünde yazan malzeme listesini mutlaka kontrol edin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra artık unu eklemeye başlıyorum. Yaklaşık 7 su bardağı un kullandım. Önce 5 su bardağı kadar unu koydum. Şöyle bir spatula ile karıştırdıktan sonra içerisine tuzu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Çok yumuşak ve güzel bir hamur oluyor. Birçok tuzlu tarifinizde bu hamuru kullanabilirsiniz. Kalan unu da yavaş yavaş ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyorum. Kulak memesi kıvamına gelir gelmez de kapağını kapatıp mayalanmaya bıraktım. Bu esnada patates pişti. İyice süzdükten sonra bir tabak içerisine alarak patates eziciyle patatesleri ezdim. Patates eziciniz yoksa çatalla da çok kolay bir şekilde patatesi ezebilirsiniz. Tuzunu ilave ettim. Bütün işlemler bittikten sonra tuzunu mutlaka kontrol edin. Baharat olarak toz kırmızı biber kullandım. Karabiber, pul biber gibi dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Patatesleri normalde ben her zaman kabuğuyla haşlarım. Çok acelem varsa, patatesin bir an önce pişmesi gerekiyorsa eğer, o zaman kabuğunu soyup iri küpler halinde doğradıktan sonra patatesi haşlıyorum. Patatesi küp küp doğrayıp haşlandığında biraz daha fazla içerisine su çektiğini, su emdiğini düşündüğüm için çoğunlukla kabuklu olarak haşlıyorum. Tabii tercih sizin. Şimdi ince ince doğramış olduğum maydanozu ekledim. Maydanozun sadece yaprak kısmını kullanıyorum. Yıkayıp ince ince doğradığım maydanozu koyduktan sonra tekrar karıştırıp daha sonra mandalina büyüklüğünde toplar yapacağım. Önce gelişi güzel toplar yapıyorum. Daha sonra kalan patatesi paylaştıracağım. Mümkün olduğunca eşit yapmaya çalışıyorum. 8 adet patates topu hazırladım. Hamur mayalandı. Şimdi hamuru tezgaha alıp, biraz un serpmiş olduğum tezgaha alıp yoğurdum. Yine 8 tane beze yapacağım. Mümkün olduğunca eşit büyüklükte 8 adet beze yapıyorum. Hazırladığım bezeleri de un sermiş olduğum tepsiye dizdim. Evet, 8 tane beze yaptım. Şimdi bunu bir poşet içerisine geçirip 30 dakika kadar bekletiyorum.
30 dakikanın sonunda ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak hafif açıyorum. Kenarlarını biraz daha inceltiyorum. Orta biraz daha kalın kalacak şekilde açtım. Tam ortasına patates topunu yerleştirdim ve kapatıyorum. Hamur elinize yapışıyorsa arada bir elinizi una batırarak yuvarlama işlemini yapabilirsiniz. Evet, alt tarafını sıkıca kapattım, yuvarladım ve tekrar tepsinin içerisine aldım. Orta kısım biraz daha bombe, kenarlar biraz daha ince. Tam ortasına patates topunu koyup kapattım. Bütün bezelerin ortasına patatesi koyup tekrar yuvarladıktan sonra yine 30 dakika kadar poşet içerisinde bekletiyorum. Poşet içerisinde neden bekletiyoruz? Hamurun yüzeyi kurumasın diye. Yine ilk yaptığım bezeden başlayarak hamuru açıyorum. Altına biraz un serptim, çevire çevire. Arkalı önlü merdane yardımıyla açıyorum. Hamur o kadar yumuşak, o kadar güzel açılıyor ki hani şöyle yağ gibi kayıyor derler ya, merdane üzerinde yağ gibi kayıyor. Pasta tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. Üst üste gelecek şekilde iki yan tarafı katlıyorum. Bu esnada elinizle veya bir yumurta fırçası yardımıyla yüzeyde fazla un varsa mutlaka bu unu temizleyin. Daha sonra da sıkı sıkı rulo halinde sarıyorum. Lezzet olarak şöyle diyebilirim. Eskiden annelerimiz hamur daha yumuşak olsun diye içerisine haşlanmış patates koyarlardı. Aynen o şekilde oluyor. Çok yoğun patates tadı almıyorsunuz. O yüzden kahvaltı sofralarınızda, peynirinize, zeytininize, çay saatlerinizde de salatalarınıza çok güzel eşlik edecek bir patatesli çörek oluyor. Zaman zaman açarken un serpiyorum. Çünkü patates açıldıkça tezgaha yapışabiliyor. O yüzden zaman zaman un serperek yine pasta tabağı büyüklüğünde açıp kapladım. Ve sıkı sıkı rulo halinde sarıyorum. Bezelerin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra birinci hazırladığım ruloya aldım. Tam orta kısmına parmağımla bastırıp ikiye katladım. Temiz, hiç kullanılmamış olan bir falçata kullanacağım. Yaklaşık uç taraftan 1,5 parmak mesafe bırakarak tam ortasından kestim. Eğer falçatanız yoksa keskin bir bıçakla bu işlemi yapabilirsiniz. Kestiğim yerden açtım. Gördüğünüz gibi kat kat çok güzel görünüyor. İzlediğim videoda merdane ile bu aşamada açıyordu. Ama merdane patatesten dolayı yapıştı. O yüzden hiç merdane kullanmadan, zaten hamur o kadar güzel açılıyor ki, elinizde hafifçe bastırarak orta ve uç taraflar eşit olsun diye özellikle uç taraflarına biraz bastırdım. Ve şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine alıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Tam ortasına bastırdım. İkiye katlayıp uç taraftan 1,5 parmak kadar mesafe bırakıp tam ortadan ikiye kestim. Buna dikkat etmeniz gereken, bıçak da kullanıyorsanız, falçata da kullanıyorsanız tek bir hamlede kesik atmanız gerekiyor. Kestiğim yerden açtım ve elimle hafifçe üzerine bastırarak biraz açıyorum. Aslında hiç bastırmadan bu şekilde de direkt tepsiye konulabilir. Sadece biraz pişme süresi uzar diye düşünüyorum. Hepsini yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine yerleştirdim. Bu ölçüyle 8 adet patatesli çörek elde ediyorsunuz. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı süt koyduktan sonra iyice çırpıp bunu patatesli çöreklerin üzerine sürdüm.
Eğer böyle nar gibi kızarmış istiyorsanız o zaman süt yerine içerisine bir çay kaşığı toz şeker koyup iyice karıştırdıktan sonra çöreklerin üzerine sürebilirsiniz. Ben çöreklerin üzerine susam serptim. İsterseniz biraz da çörek otu kullanabilirsiniz. 190 derecede önceden fırınımı iyice ısıttım. Güzelce kızarana kadar pişireceğim. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakikada pişti. Siz 25 dakika sonra devamlı fırını kontrol ederek patatesli çöreği pişirebilirsiniz. Her fırının pişirme süresi değişiyor. O yüzden 25 dakikadan sonra devamlı fırını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Patatesli çörek pişti. Ben biraz bekledim. Çok sıcaktı. İç dokusunu da size göstermek için. Bakın şöyle bölüyorum. İster kahvaltıya, isterseniz de çay saatinizde afiyetle yiyeceğiniz patatesli çörek hazır. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.